defa Somali'ye Cumhurbaşkanımızla gene bir Ramazan günü gitmiştik. Orada büyük bir kuraklık vardı biliyorsunuz. On binlerce insanın hayatını kaybettiği o kuraklıkta dünya Somali'yi tamamen unutmuştu. Yani sorsanız birçok insan haritada nerede olduğunu bile bilmezdi. Somali diye bir ülkenin olup olmadığını bile bilmezlerdi. Cumhurbaşkanımız dedi ki burada büyük bir insanlık dramı var. Biz elimizde ne varsa imkanımız, kaynağımız neyse toparlayalım, iki uçak dolduralım, biz önce oraya bir gidelim. Ve bir Ramazan günüydü. Bakın birçok güvenlik riski göze alındı. Çünkü Şebap terörü hala devam ediyor. Mogadişu Havalimanı'na yıllardır bir uçak inmemiş. Evet. O zaman indiğimizde, hatta biz inerken de bizim uçağımız da küçük bir kaza geçirdi. Yani şeye inerken ağaçlar yıllardır budanmamış, uçak falan inmediği için bizim uçağımız da ancak o pistte inebilecek durumdaydı. Uçağın kanadı ağaçlara çarptı, hasar gördü ve o uçağı bırakmak zorunda kaldık orada. İkinci bir uçak, üçüncü bir uçak geldi. Biz onunla geri döndük. O uçak bir hafta 10 gün orada tamir olduktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Tabii yani insanın insana bu kadar kötülük yapabileceğini tahayyül edemiyorsunuz. Ve beni en çok sarsan sahnelerden bir tanesi orada şu olmuştu. Yüzlerce kilometre öteden gelen aileler vardı. Mogadişu'ya gelmeye çalışıyorlardı. Bunlar özellikle kuraklığın çok olduğu iç bölgelerden Somali'nin başkentine. Her yer kamplarla dolu. Her yer ama. O, yani gözünüzün alabildiğine insan var ama şöyle söyleyeyim, kamp dediğiniz bir kamp falan yok yani, bir çadır, böyle bir şey yok. İnsanlar kuru toprağın üzerine oturmuşlar, 40 derece sıcağın altındalar. Kamp dediğiniz bu yani, insanlar yan yana oturmuş. Hiçbir şey yok, bir ağaç gölgesi bile yok. Bir anne, Cumhurbaşkanımız ve Emine Hanım da oradaydı, anlatıyorlar. O zaman işte Somali'nin Cumhurbaşkanı da yanımızda. Tercüman yoluyla anlatıyor işte başından geçenleri, nasıl geldiğini, nereden geldiğini. İşte şuradan geldik, günlerce yoldaydık ki zaten görüyorsunuz hiçbir şey yiyemediği, besin alamadığı, çocuklarını besleyemediği. O kadının bir cümlesi üzerine biz bir deprem olduğunu hissettik adeta orada. Kucağında bir bebeği vardı. Bir bebeğim daha vardı. Hangisini yanıma alacağıma karar verme anıydı dedi. Vay vay. Tabii hani böyle sözün bittiği yerler vardır ya. Eyvallah. Öyle bir anı yaşadık orada. Ben Cumhurbaşkanımızın da o halini çok iyi hatırlıyorum. Yani zaten kararlı gitmiştik oraya biz Somali'ye yardım etmeye. Kararlılığımız 1.000 kat arttı öyle söyleyeyim. Ve Eyvallah. hamdolsun bakın 10 yıl sonra Somali çok daha başka bir yer. Yani Mogadişu'ya gittiğinizde hastanesi var, limanı var, yolu var. İyi kötü bir işte ekonomisi var. Tabii gidecek çok yolu var daha. Ama en azından oralardan buralara geldi. Bu nasıl oldu? Gene 2011'de de Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değildi. Biz en büyük ekonomik imkanlara sahip ülke değildik. Ama o bir ışık, o bir kararlılık, o bir dokunuş bütün dünyanın dikkatini Somali'ye çevirdi. İnsanımız bunu sahiplendi. Hatırlayın, yardım kampanyaları yapıldı. Ve binlerce insan hayatı kurtarıldı. Bir de İbrahim abi, şu çok dikkatimi çeker. Hani bir kişinin bireysel yaptığı bir yardımda da üslubu çok mühimdir. Bir devletin aynı şekilde bir başka devlete, bir başka halka yaptığı yardımda da bu çok mühim. Dikkatimi çekiyor. Başka devletlerin verme biçimiyle bizim verişimiz arasında fark var. Bu niyetten mi, geleneğimizden mi, yüreğimizden mi, onların bize bakışından mı bilmiyorum ama başkaları biraz ezerek veriyorlar. Biraz alırken insanlar tedirgin ama Türkiye'den alırken öyle değil. Mesela o bir otobüsler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sarıldığı, kucakladığı Mogadişu muydu acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir 50 küsur otobüs hediye edecek. Ha, biz verirken insanlar Evet. ezilmiyor. Kendinin olanı alır gibi alıyorlar bizden Aynen. ve biz de verirken onların bizdeki hakkını verir gibi veriyoruz. Bu da çok başka bir şey. Üslubumuzla da çok şey anlatıyoruz sanki.
Çok. Yani bizde temel usul biliyorsunuz sağ elin verdiğini sol el bilmez, bilmemeli. Dolayısıyla yabancıya ya da başkasına hiç hissettirilmez bu. Çünkü demin de dediğim gibi başkasına vermiyorsunuz, kendinize veriyorsunuz, kendinize yardım ediyorsunuz. Verdiğiniz her şey bereket olarak geri dönüyor ve mesela o insanlar da bunu gene yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın o hem siyasi liderliği hem de o vicdani liderliğiyle diplomasiye, uluslararası ilişkilere kattığı çok önemli bir boyuttur bu. Bu gittiğimiz her yerde, Somali'dedir, Arakan'dadır, başka yerlerde insanların Allah Türkiye'ye daha fazla versin duası, bakın kendi ülkesi için dua etmiyor, Türkiye için dua ediyor. Allah Türkiye'ye daha fazla versin duasının karşılığının bu olduğunu insanlar gönüllerinde, kalplerinde hissettiler. Yani bu diğergamlığı gördüler. Bu hepimizi birden yükselten bir şey. Bu asla bizi kibre, gurura, başkalarını küçümsemeye sevk etmedi hamdolsun. Omzumuzdaki yükü artırıyor biraz daha, sorumluluğumuzu hissettiriyor bize, değil mi? Biraz daha aynen sorumluluğu artırıyor. Yani şu günlerde bile mesela işte tıbbi malzeme yardımları, talepleri geliyor mesela. Cumhurbaşkanımızın birinci önceliği ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığımız andan itibaren ihtiyaç sahiplerine ne lazımsa gönderin. Evet. İmkanları zorlayın. Maske ise maske, tulumsa tulum, mutlaka bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Onların duası bize yeter. Yani şu son bir buçuk ay içerisinde kendisinden defalarca duyduğum cümlelerden birisidir. Onların duası bize yeter. Evet. Verirken de orada enteresan bir üslup var. Hani mütevazıya tevazuyla veriyoruz ama kibirliye de kibir sadakadır deyip yine bir yardım gönderiyoruz. O da şık oluyordu. Ya elbette. Yani burada insan yani Kur'an'da da diyor ya billetihi ahsen, yani en güzel yolla, yöntemle anlatın, konuşun. Mücadele edeceğiniz zaman da en güzel yöntemle yapın. Yani burada tabii bazen çok zor siyasi konularla, kavgalarla karşı karşıya kalmıyor muyuz? Elbette kalıyoruz. Kötülüğün kol gezdiği bir dünyada kötüleşmeden, o kötülüğü üzerinize sıçratmadan iyi bir şeyler yapmaya çalışmak kolay bir iş değil. Taoistlerin çok güzel bir benzetmesi vardır. Asıl mesele canavarla mücadele ederken canavarlaşmamaktır derler. Bu ruh dinginliğine ve muhafazasına sahipseniz, kendinizi koruyabiliyorsanız her tür kötülükle mücadele edebilirsiniz. Sakillikle, hasetle, kinle, nefretle mücadele edersiniz. Ama insanın dikkat etmesi gereken bunların üzerine bir tortusunun dahi sıçramamasına, konmamasına özen göstermesi. İşte bunun için de kendinizi sürekli korumanız, kendinizi koruyacak araçlarla beslenmeniz lazım. Bir de efendim Allah bizi seviyor. Allah bu milleti seviyor. En son 15 Temmuz'da gördük. O dönem yazdığım yazılardan birinde bahsetmiştim. Dedim ki bizi bizden bile muhafaza eden bir Rabbimiz var. Bizi bize rağmen muhafaza eden bir Rabbimiz var. Allah bu ülkeyi seviyor. Bu millet belki dedelerimizin yaptığı hatırına, belki torunlarımızın yapacakları hatırına ama bizi bizden bile esirgiyor. Şimdi o deminki misaliniz o kadar önemliydi ki hani elini açıp ya Rabbi Türkiye'ye daha çok güç ver. Sahabeden Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh çok zengin bir zat-ı şerif. Mescid-i Nebevi'de bir gün bir sahabe efendimiz elini açmış. Ya Rabbi Abdurrahman'ın malını artır. Ya Rabbi Abdurrahman'ın mülkünü artır. Bir başka sahabe diyor ki ya Abdurrahman'ın çok var zaten kendine istesene. Cevap şu. Bana verirse benim ne olacağım belli olmaz ama Abdurrahman'a verirse Ümmet-i Muhammed de istifade eder diyor. Şimdi o günkü sahabe efendimize bu cilveli duruşu Cenab-ı Hak bugün Türkiye'ye nasip ediyor ve ona gıyabında böyle dualar ettiriyor. Mühim bir devlet, mühim bir nimet. Allah artırsın inşallah. Hamdolsun. Yavaş yavaş hamdolsun. Sona doğru geliyoruz. Bir soru daha soracağım. Şimdi Reis Bey, Sayın Cumhurbaşkanı hasbiliğiyle, harbiliğiyle, diğer hasletleriyle milletin gönlünde bir yer tuttu. Ama biliyoruz biraz da böyle celalli bir zat. Yani kızdı mı da kızıyor. Bir de Ramazan-ı Şerif iklimini falan düşünürsek, eğer çok mahrem değilse, nasıl Ramazan'da Sayın Cumhurbaşkanı'yla çalışmak? Üstelik aynı köşkün içindesiniz sürekli. Hamdolsun, büyük bir nimet. Yani korona, hatta bugün aramızda öyle bir muhabbet de geçti. İftardan önce çalışıyorduk beraber. Yani korona günlerinde bu Ramazan'da birlikte olmak da nasipmiş. Yani bu büyük bir nimet tabii bizim için, büyük bir onur. Yani böylesine büyük bir liderin yanında çalışıyor olmak, yükünü hafifletmeye çalışmak, görev almak.
Yani milletin derdiyle dertlenebilmek, onunla bu yolculuğu birlikte yapabilmek büyük bir nimet, onu söyleyeyim. Her gün onun siyasi sezgilerinden, birikiminden biz de birçok şey öğreniyoruz. Kararlılığından, duruşundan. O dediğiniz yönü de vardır tabii. Yani o mazlumla birlikte oturmayı, dertlenmeyi de bilir. Zalimin karşısında dik durmayı da bilir. Ve bunu yaparken iki halde de asaletini korur. Önemli olan da budur zaten. Yani bu mücadeleyi verirken insanın o asli değerini, içindeki asaletini koruyabilmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü insan zayıf bir varlık son tahlilde ve almadan vermek Allah'a mahsus. Eğer siz bir şey veriyorsanız, insana, dostuna, çevresine, topluma ne veriyorsunuz? İmkan veriyorsunuz, dostluk veriyorsunuz, yardım ediyorsunuz, sevgi veriyorsunuz, vaktinizi ayırıyorsunuz. Sürekli siz bir şeyler veriyorsunuz. Siz de bir yerden beslenmek zorundasınız. Eğer doğru yerden beslenirseniz, yani doğru yerden kastım mekansal anlamda değil, hiyerarşi anlamında doğru yerden besleniyorsanız, o zaman verebilecek bir şeyiniz var demektir. Ben bunu mesela Cumhurbaşkanımızda çok görüyorum. O haktan ve halktan aldığıyla beslenen bir lider. Yani onun dışında diğer şeyler çok arizi. Diğer makammış, mevkiymiş, işte bulunduğu mekanmış, bindiği arabaymış, bilmem kullandığı telefonmuş. Bunlar çok arizi, çok çok arizi şeyler. Bunların hiçbirisi olmadan onu var eden hasletler neydiyse bugün de onu güçlü kılan liderlik vasıfları bunlar. Ve yani bir yola çıktığınızda, bir yolculuğa çıktığınızda bizde hep denir ya önce refik sonra tarik, önce yol arkadaşı, önce yoldaş, sonra yol. Doğru yol arkadaşlarıyla yola çıktıysanız, sizi besleyen, sizi koruyan, sizi kollayan, o zaman yolun zorluklarıyla mücadele etmek de mümkün hale gelir. Yolun keyfini çıkartmak, sürprizlerini, güzelliklerini, nimetlerini yaşamak da daha keyifli hale gelir. Evet. Şimdi bilmiyorum, büyük Türkiye tarihi yazılırken bugünler yad edildiğinde ya da şöyle söyleyeyim, 30 sene sonra Allah ömür verirse birisi bana sorsa, dese ki işte AK Parti iktidarı boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı en büyük hizmet nedir? Bir başkası belki yollardan, şehir hastanelerinden, milli savunma sanayiinden, diğer pek çok şeyden bahsedebilir ama zannediyorum bendenizin ilk sıraya yazacağı şey bir duruş ve özgüven kazandırdı bu millete. Ya yani bu toprakların sahibi biziz şuurunu mazlum, mahzun, masum Anadolu insanına yeni baştan kazandırdı. Bu devlet yeniden bizim oldu onunla beraber. Millet biz olduk ve onun kardeşleri olduk onunla beraber. Bu çok çok mühim. O mazluma nasıl duracak, zalime nasıl duracak? Bize de bir duruş kazandırdı. Allah razı olsun. Hem kendilerinden hem de sizin şahsınızda, bütün o çalışma arkadaşlarından ve ekibinden şu güzel akşamda güç, kuvvet, muhafaza, muvaffakiyet niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'ta. Amin. Cümlemize inşallah, Allah razı Eyvallah. Olsun. Ramazan'ın bereketiyle. Ben Eyvallah. De hepinize selam ediyorum. Bütün izleyicilerimize muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah Ramazan'ın bu son günlerini de feyizle, bereketle, muhabbetle geçirme imkanı olur. Yaklaşan Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Aynı şekilde bizi Ramazan'a ulaştıran Rabbimizin inşallah bizi bayrama da ulaştırmasını nasip ediyorum. Amin. Bu korona, salgın, musibet de inşallah daha büyük musibetlerin def edilmesine vesile olsun. Amin. İnşallah. Son bir soru daha soracağım. Şimdi aklıma geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçen birisi zannediyorum haberi de yokken çekti. Kur'an-ı Kerim okuyordu ve içinde bulunduğumuz günden daha ilerideki bir cüzü okuyordu. Dedik ki acaba ikinci hatim mi falan, böyle epey bir konuşuldu. Sizlere de sorar mı mesela İbrahim Bey kaç hatim oldu? Bugün cüzünüzü okudun falan, böyle şeyler olur mu? Huber Köşkü'nde bunlar konuşuluyor mu? Kendisi okuyor şu anda. İnşallah önce bitirmeyi planlıyorlar hatmi. Evet. Allah Rabbim şimdiden kabul eylesin. İşte biz de hatmimizi okumaya çalışıyoruz. Sorar mı peki size Fahrettin Bey'e ya da Hasan Bey'e, Hasan kaçıncı cüzdesin falan, olur mu böyle şey sohbetler? Olur sorar. Tahmin ettim. Eyvallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hem teşrifiniz için Allah hem bizi olsun. Kırmadığınız için. Bu keyifli ve bereketli sohbet için. Allah'a emanet olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı Sayın olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'na da hürmetlerimizi arz ederiz. Hayırlı geceler olsun. Eyvallah. Tamam. Hayırlı geceler.